Merhaba arkadaşlar. Şimdi yaş problemlerinden soru çözümü yapacağız. Biliyorsunuz ki sınav ikizi soru bankamızdan yapıyoruz. Her konudan soru çözeceğiz buradan inşallah. Şimdi gençler, durduramadığımız tek şey zaman görüyorsunuz. Hemen yaş problemlerine başlıyorum. Sayfa 237'de 3. soruymuş. Şimdi arkadaşım diyor ki, Cillop marka krem reklamlarında her 5 günde bir kullanmak şartıyla 1 yıl boyunca düzenli kullanımda cildiniz 5 yaş genç görünüp cillop gibi olacak demiş. Güzel bir spot kullanmış. Şu kremi diyor ki 5 günde bir düzenli kullan. 1 yıl sonunda cildin 5 yaş genç görünecek. Tamam. Cilt analizinde 42 yaşında bir cilde sahibi olan 42 yaşındaki Fatma'nın bu kremi belirli şartlar altında 2 yıl kullanmıştır. Buna göre Fatma'nın bu süre sonunda kaç yaşında görünen bir cilde kavuşur? Ve şunu da demiş. Kremde istenen etkiyi gösterdiği varsayılacak. Hani bahsettiği şeyi yapıyor yani. Tamam mı? Fizik şartlar yıprama dikkate alınmayacak demiş. Arkadaşım şu soruyu bir videoyu durdurup çözmeyi dene bakayım. Şöyle bir daha soruyu oku bir dene bakayım. Hadi bakalım. Şimdi diyelim ki çözdün. Ben devam ediyorum. Bu aslında çok kolay bir soru. Sadece bir dikkat sorusu arkadaşım. Bak. Bu kadın 42 yaşında. 2 yıl kullanacak. Tamam mı? Şimdi her yıl 5 yaş gençleşecek ya, 2 yılda 10 yaş gençleşir. 42'den 10 düşüp 32 deme sakın. Yani A'yı işaretleme. Çünkü 42 yaşında 2 yıl boyunca kullandığında da yaşlanıyor bu kadın. Aslında 2 yıl sonra 44 yaşında olur. 44 yaşında bu krem 2 defa 5 yaş genç gösterdiği için artık onu düşürür. 34 yaşında görünen bir cilde kavuşturur. Tamam, cevap C şıkkı. Çok kolay, basit bir dikkat sorusu. Gördün mü? Bu şekilde çözeceksin. Umarım sen de 34'ü bulmuşsundur diyorum. Fırlatıyorum. Sayfa 237'deki ikinci soru. Demiş ki Ahmet ve Kemal'in yaşları toplamı x, yaşları farkı y'dir. Şimdi Genco söyle bakalım. Yaş farkında çok önemli bilgi vardı. Neydi o? Yaş farkıyla alakalı. Hocam iki kişinin yaş farkı değişmez diyorsun değil mi? Harikasın. Arkadaşlar iki kişinin yaş farkı değişmez. Senle arkadaşının yaş farkı 1 ise daima 1 olur. 3 ise daima 3 devam eder. Hiç değişmez. Tamam. Yaşları toplamı x, yaşları farkı y. Bu hiç değişmiyor. Güzel. 5 yıl sonra Ahmet ile Kemal'in yaşları toplamı yaşları farkından ne kadar fazla olacaktır? 5 yıl sonra yaşları toplamı olan x, 5 yıl sonra her birinde 5-5 artış olacağı için 10 artar. Yaşları toplamı x artı 10 olur. Peki yaşları farkı ne olur? Y eksi 10 mu olur? Hayır. Yaşlar farkı değişmez. O da y olur. Değişmeyecek. Yaşları toplamı yaşları farkından ne kadar fazla olacaktır? Bu bundan ne kadar fazla? Tabii ki x artı 10'dan y'yi çıkarıyorum. Nerede e şıkkı bu? X eksi y artı 10. Cevap e şıkkıymış. Tamam. Bu da aslında kolay bir soru. Dikkat sorusu. İşte asıl yaş problemi bu. Baba soru hakikaten. Okuyalım. Ertuğrul'un yaşının doğum yılının rakamları toplamına eşit olduğu yıl olan 2019'da Mehmet 25 yaşında olacaktır. Vay çok güzel. Ertuğrul, Mehmet. Yine parçalayarak yapıyorum. Yıl 2019. Ertuğrul doğum tarihini bilmiyoruz. Doğum tarihinin rakamları toplamı yaşında. O yaşı bilmiyoruz. O senede Mehmet de 25 yaşında. Tamam. Mehmet'in yaşı doğum yılının rakamları toplamı olduğunda Ertuğrul 22 yaşında olacaktır. Öyle bir sene var ki Mehmet'in yaşı rakamları toplamına eşit olduğu yılda Ertuğrul 22 yaşında olacak. O yılı bilmiyoruz ama biz şu bilgiden Mehmet'in şu an doğum tarihini bulabiliriz. Çünkü 2019'da Mehmet 25 yaşındaysa 2019'dan 25 çıkar. Mehmet 1994 doğumlu. Bir Mehmet'in doğum tarihini bulalım. Bulduk. Şimdi Mehmet'in yaşı doğum yılının rakamları toplamına eşit olduğu yılda diyor ya artık doğum yılını biliyorum. 1994 rakamları topla 10, 19, 23. Yani Mehmet'in yaşının rakamları toplamı yani 23 yaşında olduğu yılda Ertuğrul da 22 yaşında olacak. Peki o yıl hangi yıl? Onu bulabilir misin? Söyle bakayım. Çok basit diyorsun hocam. Bakın Mehmet 25 yaşındaymış, 23 yaşında. 2 yıl önceki yıl yani. 2 yıl önce burada varsa burada da 2 yıl geriye giderim. 2017 yılından bahsediyor hocam. Süper. 2017 yılında 23 yaşındadır. Ama şu cümleyi anlamak önemli. Mehmet'in yaşı doğum yılının rakamları toplamı olduğunda yani doğum yılının rakamları toplamı 23. 23 olduğunda Ertuğrul 22 yaşında olacaktır. Ertuğrul'u da 22 yazdım. Gördün mü? Tamam. O zaman şimdi neyi soruyordu bu? Ertuğrul doğum yılını. Ertuğrul ne zaman doğmuş? Çok kolay. Ertuğrul 2017'de 22 yaşındaysa 2017'den 22 çıkar.
1995, işte Ertuğrul'un doğum tarihi, yapıştır. Anladın mı? Bu soru çok önemli, çok güzel bir soruydu. Bu soru bence seçici. Sınavda da gelirse böyle seçici bir soru gelebilir. Biraz önceki sorulardan da gelir. Çünkü dikkat sorusu. ÖSYM sever öyle. Çocuk dikkatli mi? Şunları güzel yapabiliyor mu diye. Bu soruyu ben çok beğendim. Çok önemli. Mutlaka benden sonra videoyu durdur. Tekrar sen çözmeyi dene. Çözemezsen bir daha izle. Yaptığıma dikkat et. Mehmet'in yaşını biliyorum. Yılı biliyorum. Doğum tarihini buldum. Mehmet'in doğum tarihinin rakamları toplamındaki yaşı olan 23'te senenin 2017 olduğunu buldum. 2017'de Ertuğrul'un 22 yaşında olduğuna göre 1995 doğumlu olduğunu buldum. Kağıdı uçurdum. Kalanları da düzelteyim. Buraya gelelim. Sayfa 237, 6. soru. Aysel aralarında ikişer yaş bulunan 5 çocuğuna sosyal medya hesabına, pardon, okuyamadım. Aysel aralarında ikişer yaş bulunan 5 çocuğuna sosyal medya hesabı açarak burada fotoğraflarını paylaşmalarını istemiştir. Allah Allah, ilginç bu anne yani. Sosyal medyayı kendi açmış, bir de paylaşın demiş. Neyse, öyle olsun. Hesabı açarken doğum tarihini yıl olarak girdiğinde bu hesabın aktif olması için en az 13 yaşında olmalısınız yazısı ile karşılaşmıştır. Tamam. Bu nedenle iki çocuğuna hesap açamamıştır. Aa, demek ki iki çocuğu 13 yaşından küçük. Güzel. Buna göre Aysel'in çocuklarının yaşları toplamı en az kaç olabilir? Aysel'in 5 çocuğu var. İkişer yıl arayla doğmuş. İlk çocuğu X yaşındaysa diğeri X artı 2 yaşında. X artı 4 yaşında diğeri. Diğeri X artı 6. En büyüğü X artı 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çocuk, ikişer yıl arayla doğurttuk onları. Tamam. Şimdi arkadaşlar, iki çocuk 13 yaşından dolayı, 13 yaştan küçük olduğu için hesap açamadığına göre o en küçük şu iki çocuktur mutlaka. Şurayı çiziyorum. Burada 13 sınırı var. Şimdi 13 sınırı olduğuna göre X artı 4 yaşı mutlaka ya 13 ya 13'ten büyük olmalı. Çünkü bunlar hesap açabilmiş. Ve bana en az kaç yaşında dediği için bu çocukların yaşlarını da küçük tutmaya çalışıyorum. Aşağı doğru çekmeye çalışıyorum. O zaman şu çocuk hesabı açma sınırında olsun. Bu çocuk 13 yaşında olmuş ve hesabı açmış olsun. Çünkü en az istediği için çocukları küçültmeye çalışıyorum. O zaman bu çocuk ondan 2 yaş büyük 15. Bu da 2 yaş büyük 17 olacak. Bu 2 yaş küçük 11 olmuş, hesabı açamamış. Bu da ne olmuş? Hesabı açamamış. 9 çünkü. Yaşları toplayalım şimdi. Şurası 20 yapar. 30, 40, 50, 60, 65. Demek ki en az 65 oluyor yaşları toplamı. Yapıştır. Bazı arkadaşlarınız şöyle yapabilir. Şimdi burayı 14 alabilir. Hani çocuk hesap açtı ya, 13 yaşından büyük 14 alıp sonra bunu 16, bunu 18 alır. Dolayısıyla bunu 12, bunu 10 alır. Bu da uyuyor ama bunların toplamı 70 yapıyor. Bizden en az istediği için ben 65'i bulabildim. Çünkü bazı arkadaşlar bu hataya düşüyorlar. Sana diyor ki aktif olması için en az 13 yaşında olmalısın. Yani 13 yaşındaki de hesap açıyor. 14 olmak şart değil. Diyor, uçuruyorum. Arkada hem A, B, B, A gibi sayı basamaklarıyla hem de yaşla alakalı bir soru var. Sayfa 238'de 12. soruymuş. A, B ve BA iki basamak doğal sayılardır. Sermet Bey, Sümeyye Hanım ve oğulları Furkan ve Cemal'in yaşları sırasıyla A, B, B, A ve B'dir. Hemen yazıyorum. Sermet. Kadının adı neydi? Sümeyye. Süreyya ya. Sümeyye nerede çıktı? Süreyya. Oğulları Furkan ve Cemal. Tamam. Bu A B yaşında, bu B A yaşında, bu A yaşında, bu B yaşında. Güzel. Sermet Bey ve Sümeyye Hanım'ın Süreyya, uf. Şunu bir türlü okuyamadım. Süreyya Hanım'ın yaşları farkı şu yani. A B eksi B A. Dikkat edin, parça parça yapıyorum. Oğulları Furkan ve Cemal'in yaşları toplamı kadardır. A artı B'dir. Bu soru çok basit bir aslında sayı basamakları sorusunun çözümlenmesi. Ama ne yapmışız? Sayı problem, pardon, yaş problemleriyle bu sayı basamakları çözümlemeyi iç içe koymuşuz. Çünkü ÖSYM bunu çok yapıyor. Şimdi burayı çözümlersek 10A artı B eksi 10B eksi A var. Bu eksiği her ikisine dağıttım. Burada ne var? A artı B var. Güzel. Şimdi şöyle yapalım. Şurada zaten 9A yapıyor. Bunu da karşıya at. 8A yapar. Burası eksi 9B yapıyor. Karşıya at. 1B de orada var. Artı ile 10B oldu. Her iki tarafı sadeleştir. 2'ye böl. 4A eşittir 5B oldu. E şimdi A ile B'nin ne olduğunu bulabilir misin? Hocam A 5'in katı, B 4'ün katı. Haklısın. Hocam A 5'in tüm katları olabilir mi? Olamaz. Çünkü A B ve B A iki basamaklı bir sayıysa A ve B birer rakamdır. Dolayısıyla rakam olarak mecburen bu 5, bu 4 olacak. Pardon, 4. Tabi rakam 0 0 da bunu sağlar ama o zaman A B iki basamaklı olmaz. 0 0 kullanamazsın. Tamam, A 5 B 4. Ne diyor? Sermet Bey'in bugünkü yaşı kaçtır?
AB değil miydi Sermet Bey'in yaşı? O zaman 54'tür. Bu kadar yapıştır. Nerede o? Bu. Kolay bir soruymuş aslında. Diyor. Uçuruyorum. Instagram'da Şenol Hoca'dayız. Diğer problem çözümlerinde ve diğer konuların soru çözümlerinde görüşelim.